kuşağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten güzel güzel hayat yaşıyorlar. Yapacak bir şey yok. Ben isterdim bu yaşta olmamı. Gerçekten. Allah daha iyi bir iş olsun. Daha bir hayat olsun. Parası olsun, pul olsun adamın. Güzel bir hayat yaşasın ya. Şu 4 günlük dünyada. Adam niye hırsızlık yapıyor? Olmadığından yapıyor. Olsa yapar mı? Hayır ne seni? Allah işlerini rast getirsin. Rabbim yardımcıları olsun. Daha ne diyeyim yeğenim. Z kuşağı hakkında ne düşünüyorsun amca? Z kuşağı gençlerim iyi çalışıp işten meslek sahibi olması isterim. Vatan millete fayda olması isterim. Başka ne diyeyim? Z kuşağı dediğin zamana uyanlar. Modern insanlar. Medeni insan ilme uyandır. Zamana uyan da moderndir. Zaman yozlaştırır. İlim ise insanı koz eder. İlme uy, felah bul. Zamana uy, helak ol. Size bir dörtlük söyleyeyim. Zaman sana uymazsa sakın uyma zamana. Sen ilminle amel et, zaman eğilir sana. İlminle amel et. Biliyorsunuz, süt faydalama, çay içiyorsunuz. Kendinize muhalefet ediyorsunuz. Sağlığı sevmiyorsunuz, doktora köle ediyorsunuz. Efendim, adaleti sevmiyorsunuz, hakime köle oluyorsunuz. Tıbbı sevmiyorsunuz, doktora köle oluyorsunuz. Yani bütün mesele kendinize inanmıyorsunuz. Sizin ağzınızdan çıkan sözü yapmıyorsunuz ya. Z kuşağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Z kuşağı hakkında ne düşüneyim? Yani geleceğe karanlık diyorum Z kuşağına. Neden? Yok, parlak değil. Neden? Neden? İşte Türkiye'nin durumu belli. Geleceğe belli. Ne gibi, gençler için mi? Gençlerin şu anda saygı yok, sevgi yok. İleri düşünen yok. Onun için de gençlik benim için bitmiş yani. Şimdiki gençler diyor ki çalışmayayım, işe gitmeyeyim. Devlet bana 5-10 kuruş para versin, yiyeyim, içeyim, kızlarla, erkeklerle gezeyim. Barda, barına da şurada, burada asörtük yerlerde bir çay 80 lira Kayseri'de. 5 lira, 7 lira bir yerde de. O 80 liralık yere gidiyor gençler. Oranın çayı ayrı mı? Yok. Ama filan yerde çay içtik. Bir kabadaylık yani. Şimdiki gençler hazır istiyor, hazır. Okumuyor, çalışmıyor, işe yüzü yok. Anıya babaya sevgi bitmiş. Z kuşağı ilerleyecek teknoloji. Düşün bir bakmışsın hastanelerde teknoloji ilerledi. Önceden sıra beklerdik, şimdi sıra beklemiyor. Valla yeni nesil yani Türkiye'mizin geleceği ya. Sizlere güveniyoruz yavrum. Bizler geldik gidiyor yani. Evvelallah sonra sizlere. Ben düşündüğüm düşünce geçtiğince yeni yetişen, yerin altından çıkan çiğdem, Navruz gibi böyle parlayan gençlerdir yavrum. Z kuşağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Z kuşağı geleceğin şey yavrum, bu memleketin direği yani. Bu memleketin yani geleceğin işlerin geçlik. Koca adam ölür gider. Yeniden gelen kuzuyla koyun karışımı gibi olur bu. Şimdi koyun yaşlandı mı ölür, kuzu gelir arkadan. İleriyi devam ettirir. Hiçbir şey düşünmüyorum, kötü düşünüyorum. Neden? Neden mi? Saygı yok, sevgi hiç kalmamış insanlarda. Büyüklere, yaşlılara, ne bileyim şöyle hele hele bayanlara hiç saygı kalmamış. Yani bitmiş Z kuşağının görüşleri. Z kuşağı günümüzde zamane genç olarak gördüğümüz, dinden imandan uzak gibi görünse de 15 Temmuz'da nasıl sahneye çıktıysa yine aynı şekilde vatan millet aşkıyla yananlar da var. Tabii Avrupa'ya örnek alıp da yoldan çıkanlar da var. Ama biz hepsini, ben öğretmenim, yetiştirmek istiyoruz. Dinli imanlı bir gençlik, vatana millet sahipsiz olan bir gençlik olmasını istiyoruz. Ve görüyorsun günümüzde sahip çıkanlar var mı var. Özellikle yani annenin babanın yetiştiremediklerini okullarda öğretmenle yetişmeye çalışıyor. Allah onlardan razı olsun. Ama anneye baba da çok iş düşüyor, öğretmenlere de çok iş düşüyor. Günümüzde gerçekten anne baba ekmek derdinden çocuğuna ilgilenmiyor. İnşallah geleceğimizi biz yetiştirmeye çalışırsak geleceğimiz daha sağlam olur. Vallahi bu gidişinin perişan olacaklar. Neden amca? Hiçbir şey gücü yetmiyor. Gençleri iyi çalışsın, okusun, adam olsunlar. Memur olsunlar, polis olsunlar. Ondan sonra avukat olsunlar. Geleceğe yönüne baksınlar.